Değerli bir konuk ağırlayacağız. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Uzman Doktor Meltem Özen bizimle birlikte olacak. Hocam günaydın. Hoş geldiniz yayına. Günaydın. Hoş bulduk. Hocam umarım iyisinizdir. Şimdi biz yeni bir döneme başlamanın aslında heyecanı içerisindeyiz ve her birimizin aklında şu soru acaba bu son olacak mı? Bu kapanma sonrası bizi ne bekliyor? Şimdi pandemilerde her zaman vakalar bir artış gösterir, bir tekrar düşüş, yani bir dalgalanma olur. E, bu e, dileriz ki tabii bu kapanma son olsun, ama e, dalgalanmalar devam edecektir e, ne yazık ki. E, ama zamanında önlem almak önemli. Hastaneler dolarken tabii ki hemen önlem almak gerekiyor çünkü şu anda hastanelerde hakikaten büyük bir sıkıntı var. E, biz bu önlemleri almaz isek hasta kabul etmede zorlanmalar e, başlıyor. Hatta başladı. O yüzden bu önlemler şu anda çok kritik bir anda alındı. İnşallah faydası da olacak. Vatandaşlarımız buna uyar ise. Fatma Hocam peki biz tüm bu kurallara uyduk. Bu 17 günü geride bıraktık. Şimdi aslında bu kısmi kapanmayla birlikte e, tabloda e, az da olsa o vaka oranındaki düşüşü gördük. Bundan mutlu olduk. Peki bu 17 günün sonunda rakamsal boyutta tahmini elbette bir aksaklık olmazsa neler konuşuyor oluruz? Ee, yani yarıya inebilir diye düşünüyorum. Ancak... E, şunu da tabi göz ardı etmemek lazım. Biz şimdi insanları içeri kapatıyoruz. E, i̇çeride toplanmalar e, teşvik edilmiş olursa o zaman vaka sayılarındaki düşme istediğimiz gibi olmaz. Aslında insanların dışarıda parklarda buluşması veya... Bahçelerinde oturmaları imkanı olanın e, balkonda oturmaları bu daha güvenli. Yani aslında sokağa çıkmaları daha güvenli. Fakat vatandaşımız bunu ayarlayamadığı için yani sokağa çıktığı zaman herkes yine dip dibe yan yana mesafe gözetmeden beraber oluyorlar. Parklarda otururken hepsi aynı bankta yan yana beraber oturuyorlar. E, böyle olunca açık hava bile olsa tabii bulaşma riski oluyor. E, ama e, insanları eve kapattığımızda da bu sefer de evde misafirliklerle toplanma Hatta yatılı misafirliklerle toplanmalar oluyor. E bu tam istediğimizin tam tersi bir durum. Evde bulaşma tabii ki çok ciddi bir sorun. E, o yüzden e, inşallah diyorum. hani evde bulaş, buluşmalar daha e, kısıtlı olur. Yani evde buluşma, evde bulaşma demek. Peki buna özellikle dikkat edeceğiz. Peki bir diğer yandan şimdi bu 17 günlük süreci yaşayacağız. Evet. Geçen yazı hatırlarsak eğer artık yaz dönemine de yavaş yavaş giriyoruz e, fakat bu kez hayatımızda mutasyonlar da var. E, geçen yaz koronanın Covid-19'dan bahsederken acaba mutasyona uğrar mı sorusunu soruyorduk. Havaların ısınmasıyla birlikte geçen yaz yaşadığımız e, en azından kasimi olarak o rahatlığı yaşayabilecek miyiz yoksa mutasyonlarda bu hala bir soru işareti mi? Şimdi mutasyonlar da ne devamlı olacak. Yani insandan insana geçiş olduğu sürece bu virüs ürediği sürece bir mutasyon gösterecek. Çünkü o da hayatta kalmaya çabalıyor. Bu mutasyonların önemli olan ne kadar etkin olduğu... ...yani hastalığın seyrinde ve bulaşmasında riskimizi arttırıyor mu? Konu budur. Bir de bu mutasyon dominant suş haline geliyor mu? Yani yaygın hale geliyor mu? O ülkedeki en fazla bulaşan cins haline geliyor mu? Bunlar önemli. Yoksa bir mutasyon olur, kısıtlı bir çevrede olur, geçer gider... ...hiçbir virüsün özelliği de değişmez... O zaman e, endişe edecek bir şey yok ama e, kalıcı hale gelen ve hayatımıza giren mutasyonlarda sıkıntı olabilir ve bu mutasyonlar aşıdan kaçabilir. E, Covid geçirmiş hastaların antikorlarından kaçabilir. E, böyle olduğu zaman aşılarımız etkisiz hale gelebilir. Onun için benim her zaman söylediğim umudumuz daha ziyade ilaçta olacaktır. Hatta bu bahsettiğim molnuprevir adlı ilacın faz 3 çalışmalarıyla beraber bu yıl içinde piyasaya verilmesi de düşünülüyor. Peki Meltem Hocam bir yandan şimdi aşı ilaç demişken aşılama süreci devam ediyor. O aşılama süreciyle birlikte biz gördük ki aslında bu da bir etken mi diye de sormuş olacağım. E, i̇lk önce biz yaşlılarımızı e, Aşıladık elbette. Bugün geldiğimiz süreçte gençlerin hastanelerdeki doluluk oranının daha fazla arttırdığına da şahit oluyoruz bir yandan. Bir yandan Covid'i daha ağır geçirenler yine gençlerde görülmeye başlandı. Bu yaşlılarımızı aşılayıp da gençlerimizde aşı yeni yeni başladığı için olan bir süreç mi? Bir yandan da tabii bu kapanmayla birlikte bu aşılama sürecinde doğru bir şekilde ilerletmemizin de önemi var diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Şimdi e, bunun iki boyutu var. Dediğiniz gibi tabii yaşlılarda aşılandı, evlerinde daha az geziyorlar. Bunların etkisi olduğu gibi e, bu virüs bulaştırıcılığını arttırdığı için gençlere daha az bulaşıyordu. Özellikle de çocuklarda e, ACE reseptörü dediğimiz bu virüsün giriş kapıları daha az sayıda olduğu için e, bugüne kadar bulaşamıyordu. Ancak bu İngiliz mutanti e, giriş kapı sayısı az bile olsa o kadar e, güçlü bir bulaştırıcılığa sahip ki. O az olan giriş kapılarını da bulup oralardan giriyor. Dolayısıyla yaş ortalaması düştü. E, gençler de zaten iş hayatının içinde. Yaşlılar e, biraz daha e, kısıtlı yaşıyorlar. E, dolayısıyla işe gitme gelmeler, otobüsler, e, metrolar bunlar e, sıkışık alanlarda çok sayıda kişinin olması çalışan kesimin e, hastalık seviyesinin artmasına neden oldu. Hı <laughs> hı. Peki hocam son olarak herkese böyle bir uyarınız bu 17 günü nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda e, özellikle altını çizip söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü az önce söylediğiniz çok önemliydi. Bu bir tahmin de elbette ama bu 17 günlük süreçten sonra vakalar yarı yarıya azalabilir. Bu düşüncedeyim dediniz. E, bu elbette bizi çok rahatlatacaktır. umarız öyle olur. İnşallah herkes e, bir kere gün ışığı almaya çalışalım. Yani balkonu, camı nereden olursa e, zaten e, aslında e, biz aslında havalar da güzelleşti. Güneşte yürümeyi istiyoruz yani bunu öneriyoruz. Bilemiyorum bu nasıl mümkün olur ama insanlar birbirlerine yaklaşmadan açık havada olmalılar diye düşünüyorum. Yani Biz açık havayı aslında teşvik etmeliyiz. Bunu öneriyorum bol su içmelerini, vitaminlerini almalarını, sağlıklı beslenmelerini, hamur işinden kaçıp daha sebze ağırlıklı, koyu yeşiller, her renk sebze meyve ağırlıklı beslenmeyi öneriyorum. Peki hocam o zaman merak edilen bir soruyu daha sorayım. Daha doğrusu bir başlık açayım. Sizin yorumunuzu da e, almış alayım. Tabii birçok alanda e, o genelgelerin içerisinde birçok başlık var ve hemen hemen her şey düşünülmüş durumda. İşte yaşlılarımızdan restoranların işletmesine, yolculuğumuza, otellerin e, hangi dönemlerde nasıl açılacağına kadar birçok detay var. Ama bir yandan da tabii ki bu süreçte öğrencilerimizin en az etkileneceği şekilde e, bir düzen kurulmaya çalışıldı ki bu da en iyi şekilde yürütüldü. Bu bir buçuk sene boyunca. Şimdi geldiğimiz yeni dönemde yüz yüze eğitim başlığı da sıkça konuşulmaya başlandı. Şu an sınavlar da iptal edildi. Bu süreçle ilgili ne söylemek lazım? Ee, çok isabetli oldu. Çünkü e, okullar bizim için bulaş kaynağı. Artık çocuklara bulaştığını, daha rahat hı hı. bulaştığını bildiğimiz için e, çocuklar da birbirlerine bulaştırıp evlerine taşıyorlar. Evdekiler komşulara taşıyorlar ve salgın bu şekilde hızla ilerliyor. Ve artık e, yoğun bakımda çocukları da görüyoruz. Yani çocuklarda hafif seyrediyor diye çok da güvende hissetmek de doğru değil. Hı hı. Ee, okulların bu öğretim yılı dönemi boyunca açılmaması çok isabetli olur mümkün olan en e, yüksek önlemleri almamızda fayda var. E, okullarda aynı sınıf içinde e, bakın 2-3 kişiden fazla, biz diyoruz bir odada 2 kişiden, 3 kişiden fazlası olmasın odanın büyüklüğüne göre. E, aynı sınıf içinde 20 kişi en az olacak, 15 kişi olacak ne kadar orada sınıf, hı hı. sınıfları sınırlandırsanız bile. Dolayısıyla bunlar bizim için aslında çok riskli ortamlardır. Online eğitim, evet aileler biraz üzülüyorlar, çocukları gitsin istiyorlar, hı hı. okulların sıkıntıları var ama şu anda da bir pandemi döneminden geçiyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Bakın hastanelerimiz ağzına kadar dolu.